Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 3 Ocak Çarşamba. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'in Ödemiş ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede olan Hayalet Köy olarak ün salmış Lübbey Köyü'nün imar planları askıya çıktı. Köyün turizm sektörüne kazandırılması ve cazibe merkezi olması hedefleniyor. İzmir'de adına film çekilen ve Hayalet Köy olarak bilinen Ödemiş'e 10 kilometre mesafede yer alan Lübbey Köyü'nün imar planları hazırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Lübbey 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar planı askıya çıkarıldı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar askıda kalacak. Sıla Arabacıoğlu'na konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, dünyanın en iyi turizm köyü listesine giren Birgi Köyü'nü işaret etti. Eriş, hep Hayalet Köy olarak geçiyordu, biz oraya gidilmesi hayal edilen bir köye çevireceğiz. Birgi Köyü nasıl ünlüyse Lübbey Köyü'nün de aynı değere geleceğine inanıyorum dedi. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin koru bölgesine mültecilere yönelik anaokulu projesi yapıldığı iddia edildi. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan kentin önemli eğitim kurumlarından biri olan İzmir Bornova Lisesi'nin koru bölgesine mültecilere yönelik anaokulu projesi yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, balda okuyan bir öğrencinin sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Öte yandan mültecilere yönelik anaokulu projesinin Avrupa Birliği'nin mültecilerin Türkiye'de barınmasına karşılık verdiği destekler kapsamında eğitim kurumlarının yapılanması, inşası ve örgütlenmesine yönelik şartların bulunmasından dolayı yapıldığı öne sürüldü. Türk İş 3. Bölge Temsilciliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına destek vermek için bir araya geldi. Burada konuşan Tunç Soyer, "Biz bu şehirde sağduyu olduğu kadar solduyu da diri tutacağız." dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk İş 3. Bölge Temsilciliği'nin davetine istinaden sendika binasını ziyaret etti. Soyer ve Türk İş'e bağlı sendikaların temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Soyer ve Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak basına açıklamalarda bulundu. Çakmak, Soyer'i yalnız bırakmayacaklarını ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti. Soyer ise, "Biz bu şehirde sağduyu olduğu kadar solduyu da diri tutacağız. Emekten, halktan yana, adaletten yana bir yerel yönetim buluşturmaya gayret ettik bugüne kadar." ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi'nde Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir hafriyat kamyonu yük boşalttığı esnada devrildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken meydana gelen olayda ciddi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti. Olay saat 15 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi Mızraklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kum yüklü hafriyat kamyonu kasadaki yükü boşalttığı esnada yan devrildi. Allah Allah Allah! Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili tutanak hazırlandı. Kamyonun devrildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde kasadaki yükü boşalttığı esnada kamyonun yan devrildiği yer alırken vatandaşların korku dolu bağırışları da duyuldu. 3 Ocak 2023 Çarşamba günü altın fiyatları gram altın 1969 liradan, çeyrek altın 3392 liradan, cumhuriyet altını 13486 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 7531'den, dolar 29.77'den, euro 32.61'den, petrol 75.49'dan ve bono 41.02'den işlem gördü.
4 Ocak Perşembe günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir 19 derece, Bornova, Karşıyaka 20 derece, Karabağlar 17 derece, Buca 18 derece, Çeşme, Urla, Foça, Dikili, Selçuk 19 derece, Çiğli, Aliağa 19 derece, Ödemiş 17 derece, Menemen ve Torbalı 18 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.